Nazlı Balkaya, ben mimarım. Yaklaşık 20 yıldır mimarlık işiyle haşır neşirim. İTÜ mimarlık mezunuyum. Sonrasında New York'ta, Kolombiya'da yine mimari tasarımda yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda projelerimin yanında yine mimari tasarımda doktora çalışmalarıma da devam ediyorum. Profesyonel hayatımın başlarında ilk 10 yıl daha çok kurumsal firmalarda, büyük ölçekli ofislerde çalıştım. Sonrasında kendi işlerimi yapmaya başladım. Yaklaşık 10 yıldır da kendi imzamla proje üretiyorum. Ev sahibi bana bu projeyle ilk geldiğinde doğrusu özellikle konumu beni çok heyecanlandırdı. Yani benim zaten bildiğim bir yerde altın kum plajı. Fikrimce Türkiye'nin en güzel plajlarından biri. Burada bir şekilde 70'lerde yapılmış o naif yazlık mimarisini koruma fikri, tabii ki ev sahibinin de ihtiyaçlarına uyum sağlayacak şekilde çağdaş cevaplar vererek bence neredeyse mükemmel olan konuma güzel bir mesken, sıcak bir yuva tasarlama fikri beni çok heyecanlandırdı. Bahsettiğim gibi evi genişletirken zaten orijinalinde kullanılmış yığma taş, dolgu temelin, o taşların rengini de eve büyütürken, ekler yaparken kullanma fikri doğrusu çok severek gerçekleştirdiğim bir fikir oldu. Yani buranın geçmişiyle olan dokusal bağlantısını kurmak benim için önemliydi. Bu evi ev sahipleri hafta sonu evi için daha çok kullanmak amacıyla bir proje talep ettiler. Yani o yüzden de işte böyle bir asıl zaten projenin orijinal tek kat olan halindeki yerine bir büyük ebeveyn yatak odası, ebeveyn banyosu ile birlikte açık mutfaklı bir salonla tamamladık. Aşağıdaki katları da misafirlerin rahatlıkla gelip kalabileceği ek yatak odaları olarak değerlendirdik. Onun haricinde taş fırın isteği vardı özel istek olarak terasta. Burası epey rüzgarlı bir alan. Dediğim gibi açık denize bakıyor. O yüzden aslında evin birçok köşesinde durma alanları tasarlamak istedik. Ev sahibi aslında tabii öncelikle biraz büyütme ihtimalimizi değerlendirdik. Bu evi koruyup korumayacağımızı da aslında en başında değerlendirdik. Kılıp yapma ihtimalini de üstünden geçirdi. Fakat buradaki böyle o naif eski yazlık yapısı, orijinali korumanın ben doğrusu daha değerli olduğunu ve daha güzel bir sonuç vereceğini düşündüm. Ev sahibinin özellikle bir şömine isteği vardı ve açık mutfak olması isteği vardı. Zaten bu daha çok da built-in, yani gömme dolaplar, böyle duvarlarla birlikte tek parça tasarlanan mimari elemanlar olmasını özellikle belirtmişti. Limitli alanında ana yaşam alanlarını tek bir hatta giriş hölünden sonra manzaraya uzanacak şekilde dizmeyi planladım. Giriş hölünden sonra direkt ana yaşam alanı olan
açık mutfağın içinde olduğu salona geçiliyor. Dediğimiz gibi sade ve ferah bir şekilde tasarlanması amacıyla mutfakla salon arasında bir ada tezgah düşündük. Ada tezgah hem de burada yemekle yenilecek şekilde bir bar, mutfak barı olarak da fonksiyon ediyor. Beton tezgahları tamamlayıcısı olarak raflar ve kapaklar açık renk meşeden seçildi. Burada küçük bir tuvalet tasarladık. Yine niş rafları olacak şekilde, dökme betondan tezgahı olacak şekilde tasarlandı. Ebeveyn odasının kendine özel bir bebeğin banyosu var. Orada da yine niş, betondan dökme, dolap ve duş paravanları, aynı şekilde lavabo tezgahları tasarlandı. Hı. Yatak odası için çeşitli alternatifler çalıştık öncelikle. Ama yatağın manzarayı karşılayacak şekilde tasarlanmasında karar kıldık. Şimdi bu elimizdeki kısıtlı alanı rahatça değerlendirmek adına yatak odasına giriş için böyle bir walk-in closet'a açılmasını, oradan odaya ve de ebeveyn banyosuna bağlantısını tasarladık. Tabii salon ve mutfak olan ana yaşam kısımlarının daha aydınlık olması ve sade olması önemliydi. Daha fazla aksesuar olan da bir mekan aynı zamanda. O yüzden orada çatının, ahşap çatının tamamını beyaza boyamayı tercih ettik. Yatak odasında ise ahşabın doğal renginden de doğrusu biraz yararlanmak istedik. Koyu bir rengi var çünkü. Sadece bu ahşap kirişlerin arasındaki lambrileri beyaza boyayarak kendi rengini koruduk. İç mimari tasarımlarında tamamlayıcı öğelerden en önemlisi de tekstil. Bu konuda Soleil firmasından ürünler seçtim. Bu evin ruhuna uygun olarak yatak odasında Jazzy serisinden çok amaçlı bir yatak örtüsü seçtim. Bu ürün kaynak israfını önlemek için geri dönüştürülmüş ipliklerden üretilmiş, çevre dostu bir ürün. Aynı zamanda çok fonksiyonlu bir tasarıma sahip. Hem yatak örtüsü, hem TV örtüsü, hem de pike olarak kullanılabiliyor. İçinde de yine bu eve uygun %100 pamuktan üretilmiş Kalisto nevresim takımı bulunuyor. Doğal malzemeleri oldukça yoğun kullandığım bu evde, banyoda seçtiğim Soleil ürünleri de yine %100 doğal pamuktan üretilmiş stripe peştemaller. Emiş gücünü tuzlu veya sıcak suda da güçlü bir şekilde koruyor. Ayrıca yıkama sonrası çekme ve renk solması da yapmıyor. Bir evi tasarlarken ev sahiplerinin kullandığı tüm objeleri, özellikle yemek takımlarını hep merak ederim. Evin stiline uygun, o dili yansıtacak desenlerde ve tasarımlarda ürün yerleştirmek bence genel atmosfere müthiş bir etki yapıyor. Ben de bu evin yaz yemekleri için Soleil'in Sirius 24 parça 6 kişilik yemek takımını seçtim. İnce bir porselen yapısına sahip ve TS18150 standartlarına göre birinci sınıf porselenler üretilmiş. Genel anlamda daha sade, böyle çok fazla renk girişi olmayan beyaz, siyah gibi elemanlarla tamamlamaya çalıştık dekorasyonu. Ev sahibinin var olan resim koleksiyonuna göre de bir takım bu gömme mimari elemanları, bu koltuğun arkasındaki kitaplık gibi yerleri ona göre ölçülerini belirleyerek tasarladık. Bunun haricinde belki bir odayı bir salon olan ama daha küçük olan bu yeri daha geniş bir, ferah bir his verecek ve manzarayla evi girdiğimizde direkt bağlantı kurabileceğimiz şekilde ben tasarlamak istedim. Hem arkadaki yolla da düz bir şekilde birleşecek ama ilk girdiğinizde manzaranın sizi karşıladığı bir giriş kapısı, giriş holü olacak şekilde tasarlamak istedim. Öyle de projelendirdik.